Para Bilgi Kanalı takipçileri hepinize selamlar. Evet, serma, Sasa'nın sermaye arttırımından sonra tahvil sahipleri hisseler satarsa ne olur diye bir soru var. Daha doğrusu hazırlamış olduğumuz iki videoda da Sasa videosunda da bununla ilgili birçok soru var arkadaşlar. Farklı sorular da var. Bu sermaye arttırımı olunca bizim payımız ne oluyor? Düşüyor mu, artıyor mu? Kime gidiyor bu sermaye arttırımındaki hisseler? Bununla ilgili bilgiler var arkadaşlar. Bugün bunları vermeye çalışacağım sizlere. Yani sasa sermaye arttırımından sonra tahvil sahipleri siteleri satarsa ne olur? Evet arkadaşlar 200 milyon euro'luk bir tahvilden bahsediyoruz ve çok önemli bunlar. Bu hisse sahiplerine yapacaklar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Bu bizim motivasyon açısından çok büyük destekliyor ve bir de bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca bu kanalda verilen bütün bilgiler, Telegram, Twitter adreslerimizde verilen bütün bilgiler... Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi kendi fikirlerimizdir. Yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet arkadaşlar tahvil sahipleri bu hisseleri satarsa ne olur? Ellerine geçirdikleri aldıkları hisseleri. Evet 200 milyon euroluk bir hisseden bahsediyoruz. Tahvilden bahsediyoruz. 200 milyon garantili, e, bunu biraz geriye dönersek, Sasa 2026 vadeli 200 milyon euro garantili paya dönüştürülebilir tahvir ihracının 23 Haziran 2021'de tamamlandığını duyurmuştu arkadaşlar. 23 Haziran 2021'de tamamlanmış, yani bir buçuk yıl önce neredeyse. Sasa 200 milyon euro tutarında paya dönüştürülebilir tahvir ihracını tamamladı. Bununla ilgili haberimiz 5 yıl vadeli tahvilin yıllık faiz olanı %3.25 olurken kupon faiz ödemesi 30 Eylül 2021'den başlayarak 3 ayda bir gerçekleştirecek. Evet tahvil sahiplerinin paraya dönüştürme fiyatı ise arkadaşlar 15 işlem işleme süresi, süresi boyunca 24 Haziran 2021'den başlayarak 14 Temmuz 2021'e kadar payın günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde %27.5 primle belirlenmiştir. Evet. Bunun için aracı kuruluşları da anlatıyor. Şimdi biz geçelim asıl meselemize. Yani bir 200 milyon euroluk bir tahvil söz konusu. Ve bu 23 Haziran 2021'de tamamlanmış arkadaşlar. Ne yapmış? E, paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiş SASA şirketi. Bunun Türkçesi bu. 200 milyon euroluk garantili para paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiş. Gidip yatırım için bir yerden bankadan kredi çekmek yerine para bulmak yerine bu yönteme gitmiş. Bu da bir tür sermaye arttırma. Sasa'da bütün tahviller 15 ayda yani 15 ayda tahviller hisseye dönüştü. Sırada 28.2 milyon euroluk tahvil var. Tahvil sahipleri satar mı? Satarsa hisseye etkisi ne olur? Yani bunlar Sasa yatırımcısı için özellikle 1000-2000-3000-10-120 gibi küçük yatırımcılar için ne ifade ediyor? Evet bedelli sermaye artırımı 27 Ekim 2022'de onaylandı. Süs konusu onayla birlikte Sasa'nın tahvil sahiplerine yönelik bedelli sermaye artırımı kararı gerçekleşecek. Şirket 3 Ekim günü aldığı karara sermayesini ortakların ön alım hakları kısıtlayarak 15.830.245 TL'ye yükseltecek. Böylece sermayesi %0.71 oranında bedelli artırılarak 2 milyar 240 milyon liradan 2 milyar 255 milyon 830 liraya çıkarılacak. Evet arkadaşlar artırılacak yaklaşık 15.8 milyon TL nominal değerli paylar ise paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine verilecek. Şimdi diyeceksiniz ki paya dönüştürülebilir tahvil sahibi ne demek? Pay ya da paya dönüştürülebilir tahvil ne demek? Evet bunu da kısaca açıklayalım. Paya dönüştürülebilir tahviller, ihraççı ortaklığın sermaye arttırma suretiyle çıkaracağı paylara veya izahnamede veya ihraç belgesine belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren borçlanma aracı. Yani üzerinde bulunan kupon veya ana para vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan bu menkul değerler şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlama amacını taşımaktadır. İşte borcun zamanı geldi ne yapıyorsun? Paranı ödüyorsun nakit olarak. Ya da diyorsun ki gel kardeşim ben sana şu kadar hisse vereyim. Çünkü bunun anlaşması böyle. Garantili paya dönüştürülebilir tahvil. Tahviller devletin veya anonim ortakların en az bir yıl veya daha uzun vadeli ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senetleri arkadaşlar. Devlet sürekli çıkarıyor işte bu. Anonim şirketler tarafından bir yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen borçlanma senetleri özel sektör tahvili olarak adlandırılmaktadır. Sasa 28.2 milyon euro nominal tutarlı tahvil karşılığında 15.8 milyon TL nominal tutarlı hisse verecek tahvil sahipleri belli periyotlarla tahvil karşılığı faiz alabilecekleri gibi isterlerse sahip oldukları tahvili hisse senedine dönüştürebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Çünkü garantili paya dönüştürülebilir. Tahvil sahipleri bugüne kadar 68.4 milyon euro nominal değerdeki tahvillerini hisse senedine dönüştürdü. Gerçekleştirici tahsisli sermaye arttırımı ile birlikte 28.2 milyon euro Nominal tutarlı tahvili de hisseye dönüştürdüğünde de bu bu rakam 96.6 milyon euroya ulaşacak. Ama ne kadardı? 200 milyondu değil mi? 96.96 milyonsa 103.4 milyon, değil mi? O o, o civarda kalıyor. Paye dönüştürülebilir tahvil miktarının 200 milyon euro olduğu düşünüldüğünde neredeyse yarısının 15 ayda hisse senedine dönüştüğü görülüyor. Şimdi bu tahvillerin kalıyor yarısı. Tahvil sahiplerinin tahvillerini hisseye dönüştürmeleri arkadaşlar sasa hisseler için olumlu bir gelişmedir. Yani bu net olarak söyleyelim. Demek ki sahipler hisse senedinden daha yüksek kazanç sağlayacaklarını düşünüyorlar. Demek ki e, bunları tahvilleri hisse senedine çeviriyorlar. Ve ne kadar çevrilmiş? Neredeyse 200 milyonun yarısı 96.6 milyon euroya ulaşacak. Evet doğruymuş hesabımız. Geri kalan 103.4 milyon euro nominal tutarlı da hisse senedine dönüştürmek istenmesi hiç de düşük bir ihtimal değil arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle dönüştürülecek. Peki bu ne zaman olacak? Tabii ki SAS hisseleri güçlü olduğu sürece olacak. Bu durumda SAS'a nasıl bir çözüm bulur? Bulup bir yol geliştirecek. Bunlara bakmak lazım. Çünkü e, tahvil sahiplerinin hisseyi dönüştürmek istediğinde SASA'nın da bir önlem alması gerekiyor tahvil sahiplerinin ellerindeki tahviller hisseye dönüştürmek istemeleri durumunu öngörerek Sasa şirketin Sasa şirketi buna hazır olması lazım. Yeni hisse senedine dönüştürme talepleri 3 farklı yöntemle oluyor arkadaşlar. İlk yöntem piyasadan hisse geri alım yoluyla. İkinci olarak da büyük ortaklardan piyasa dışından hisse satın alınabilme, alma. Üçüncü ihtimal ise Sasa'nın yaptığı gibi nakit ayırmak istenmeyen durumlarda olur bu. SPK izniyle tahsis sermaye artırımına gitme birinci yöntemde sasa zarar edebilir. Çünkü piyasada geri alım demek hissenin fiyatının otomatik olarak artması demek. Böylece alım maliyeti yükselir. Tahsis sermaye artımında ise şöyle bir durum söz konusudur. Hissedarlar yani bir adet bile sasa hissesi sahip olan hissenin sahip olan herkesin elindeki paylarda değişim olmasa da sermaye içindeki payı doğal olarak azalacaktır arkadaşlar. Çünkü 1 milyon hisse vardıysa 1 milyon 100 bine çıkacak. Örnek veriyorum. Şirketin tahsisli sermaye artırımına gitmesi halinde şirkete ek bir maliyet bilmeyeceği için Sasa gibi sürekli karıyla yatırım yapan şirketlerin bu 103 milyon euroluk kalan tahvil için tekrar tahsisli sermaye artırımına gitmesi çok normal bir durum gözüküyor. Şimdi sorularda sıkça görüyoruz ki herkes merak ettiği bir konu var arkadaşlar. Tahvillerini hisseye dönüştüren tahvil sahipleri bu hisseleri piyasada satmaları hissede baskıya yol açar mı? Ya da tahvili hisseye çeviren hissedarlar bu hisseleri satarlar mı? Bu net olarak bilemesek de satmama ihtimalleri yüksek. Ama biraz rakamlarla açıklama yapalım. Sasa'nın son bir aydaki ortalama günlük işlem hacmi 339 milyon adet hisseye denk geliyor. Bugüne kadar 38 milyon adet hisse tahvil sahiplerine teslim edildi. Bu oldukça gördüğünüz gibi az bir rakam ve hissenin fiyatına değil düşme her zaman artış devam etti. Tahsisli seymare artırımı ile tahvil sahiplerine geçecek yeni hisse miktarı ise 15.8 milyon adet olacak. Bu tutarında miktar göz önüne alındığında hisse üzerinde bir baskı yor açması düşünülmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 339 39 milyon adet hisse günlük işlem yapıyor Sasa borsamızda. Sadece 38.5 milyon e, tahvil sahiplerine teslim edildi. Bu sefer de 15.8 milyon ta, fil sahibine hisse teslim edilecek. Ve 200 milyon euronun e, işte 103.6 idi değil mi? 104 müydü? 103.4 neyse işte o da daha sonra büyük ihtimalle tahvil sahipleri tarafından hisseye dönüştürülecek. SASA'nın hisseleri böyle yüksek ve güçlü kalmaya devam ettiği sürece. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kısaltmaya çalıştım ama yine uzun bir yazı oldu. makroketde de ki yazımızı size anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar, e, SAS hisseleriyle genel son durum bu. E, lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Yatırım tavsiyesi yapmıyoruz, haber veriyoruz sizlere. Lütfen bir de kanalımıza abone olmadıysanız abone olup zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Ayrıca teşekkür ve katıl butonlarımızda aktif durumda. Bizi buralardan da destekleyebilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize bol bol kazançlar.